Çiğdem Hanım. TV Bu Spor Çiğdem Günal. Hocam bugün Galatasaray hiç alışık olmadığımız bir fotoğraf verdi. Az önce aslında birçok sebep saydınız ama en temel sebep olarak neyi gösterirsiniz? Bir de az önce yine İsmail Hoca'nın basın toplantısındaydık. Galatasaray'ı 3 antrenmanda çözdüm ifadesini kullandı. Bu maç özelinde çabuk çözüldüğünüzü düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Yani oyun çünkü çok uzun süre 11-10 gitti. Yani çözmeniz imkansız. Rakibi çözmeniz imkansız. Çünkü 11-10'a göre hazırlanmıyorsunuz ama oyunun içerisinde bence rakibimizin belki konsantrasyonu ve yani sonuçta buraya gelmiş kaybedecek bir şey olmayan bir takım. Diğer takım da yani kendi sahasında şampiyonluğa hazırlanan bir takım. O yüzden İki takım arasındaki belki psikolojik olarak fark bu şekildeydi. Ama çok erken 11-10 bir oyun oldu. Yani dediğim gibi maçın genelinde rakibimizin 10 kişiyken bulduğu bir pozisyon var. Bir de gol var. Yani bizim de çok az pozisyonumuz var. O yüzden iki takım da birbirine pozisyonu vermedi. İlk maçta da bunu görmüştük. O yüzden yani net bir şekilde yani o ona üstünlük kurdu, öbürü ona üstünlük kurdu diyemeyiz bu maç içerisinde için. Veya işte taktik, zeka bu maçta yani bunu da iki takım içinde ben ortaya koyamam. Çünkü çok uzun bir süre 11-10 gitti. Ama rakibimiz iyi savundu. Topun arkasını iyi geçti. Kaymaları iyi yaptılar. Müdahaleleri iyi yaptılar. Bence 10 kişi kaldıktan sonra iyi savunma yaptı Fenerbahçe takımı. Ama bizim için de kalitemiz daha net bir şekilde ortaya koyabilirdik. Yani çok özel oyuncularımız var, çok kaliteli oyuncularımız var. Biz bunu daha net bir şekilde rakibimiz kapandıktan sonra bunu kırabilirdik. O yüzden yani taktiksel olarak maçla ilgili çok fazla dediğim gibi bir şey söyleyemeyeceğim ama biz kendi performansımızın çok altında kaldık. Ferhat Bey. Ferhat Kızıltaş, Türkiye Gazetesi. Hocam aslında 70'e kadar değişiklik yapmamışsınız ve Kerem'le Berkan'ı yedek kulübesine doğru çağırmışsınız. Orada da gol gelmişti. Değişiklik yapmakta biraz geciktiğinizi düşünüyor musunuz? Bir de hafta içinde Galatasaray için çok fazla bir rağbet ortamın oluştuğu söyleniyordu. İşte Fenerbahçe 3-4 farklı bir galibiyet olabilir. Bir de beraberliğin yetecek olması acaba oyuncular üzerinde bir rahatlık mı yarattı? Ve bu da sahaya dezavantaj olarak yansıdı mı? Evet. Şöyle tabii ki yani ikinci yarı iyi başladık aslında. İlk yarıyı çok iyi bitirmedik ama ikinci yarının başlangıcı daha iyi başladık. Oyunu rakip sahaya yıktık. Ondan sonra yine üretme sorunu çekerken Kerem'i düşündük. Kerem Demirbay'ın da oyun içerisinde yavaş yavaş çünkü Kerem iki hafta önce bir kasık sakatlığı geçirdi ve ondan sonra belki performans olarak tabii önceki performansını tam olarak bulamadı. Orada iki tane hamle yaptık. Tabii oyuncuları çağırdık. Oyuna girerken bu anlamda golledik ama oyunun yine hakimiyeti bizdeydi. Sadece üretemiyorduk. Rakibimize de bir pozisyon vermemiştik. Ama duran toptan bir gol yedik. Devamında değişiklikler yaptık. Yani değişiklikler bize çok olumlu bir şey getirdi mi oyun içerisinde. Yani çok yine üretmede aynı sıkıntıları yaşadık. Risk aldık. Yine iki forvete döndük. Biraz daha iki tane kanat oyuncusuyla oynamaya çalıştık. Bu riskler de bize aslında sonuç getirmedi. Ama genel olarak baktığımızda dediğim gibi kendi performansımızın altında, bireysel performansımızın altında kaldık. Onun dışında bu hafta içi çok aslında iyi geçti antrenmanlarımız. Oyuncularımızın konsantrasyonu, yani dediğim gibi dünkü antrenman çok iyi geçti ve oyuncuların çok istekli olduklarını gördük. Yani biz hep aynı motivasyonla her maça hazırlanıyoruz. Bu maça da böyle hazırlandık. Ama dediğim gibi yani belki şampiyonluk baskısı bazen iç sahada kendi takım seyircinizin önünde oyununuzun üstüne çıkabiliyor. Rakibimizin de bu anlamda daha rahat olduğunu gördük. O yüzden hazır olduklarını düşündüm. Yani konsantre olduklarını biliyorum. Çok istediklerini biliyorum. Ama bazen olmuyor. Önümüzdeki hafta daha iyisini yapacağız. Yani dediğim gibi biz 6 puan önde girdik rakibimizden. 17 maç arka arkaya kazandık. Bu oyuncuların da hepimizin, yani ben de dahil olmak üzere, hata yapma hakkımız var, şansımız var. Önemli olan bunu tekrar bir maç sonra daha yukarıya çekmek. Burak Bey, mikrofon buradan geliyor. Aydınlık Gazetesi, Burak Özcan. Hocam, Galatasaray'da başkanlık seçimleri var. Erden Tumur'un
kalıp kalmayacağı konuşuluyor. Bu takımı bu süreçte etkiledi mi oyuncuları? Teşekkür ederim. Yani geçen hafta da aynı soru sorulmuştu. Aynı cevap verdim ama yani biz seçimle ilgilenmiyoruz. Sadece oyuna odaklıyız. Tesislerde, dışarıda hiçbir şekilde bu şey konuşulmuyor. Yani haftalardır bu var zaten ama biz sadece yani Sivas maçı öncesi de bunu konuşulmuştu. Yine Sivas maçı öncesi de Karagümrük maçı öncesi sonrası da bu konuşulmuştu. Ama biz sadece yani sahaya odaklıyız. Yine Erdem Bey de başkanımız, yönetim kurulumuz zaten yani hep takımın yanında, hep takıma destek veriyorlar. Bu hafta içi de aynı şekilde destek verdiler. O yüzden yani bizim seçim gündemiyle alakalı bir şeyimiz yok. Oyuncuların hiç yok yani onların özellikle yani çok fazla yabancı oyuncumuz var. Yabancı oyuncular burada çok fazla da takip etmediği için özellikle onlar için hiç böyle bir gündem yok. Teşekkür ediyoruz herkese. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.